Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Çanakkale, Cape Bay'in kale müzesini bugün gezeceğiz. Bu sefer daha önce kale gezdik mi? Gezmedik galiba. Bu da ilk olacak müze oynatma listemizde. Dediğim gibi iki tane oynatma listesi, daha önce de dedim, yeniden hatırlatayım dedim. İki tane daha oynatma listesi bizi bekliyor. Bir tanesi böyle seyahat tüyolarıyla alakası olacak. Bir tanesi de Karadeniz'e özel bir konsept düşünüyorum. Gerçek çıkmazsa harika olacak. Şimdi yavaştan başlayalım. Hemen direkt bir video ile başlıyor. Hemen izleyelim. Zamanında Çanakkale'ye gittiğimde dediğim gibi hani çekim yapamamıştım. İşte orada gittiğimiz yerlerden biriydi ama o zaman restore ediyordu galiba. Girişi yoktu yani. Giriş almıyorlardı. Şimdi nasılmış yani. Bu da yine sanal müze sanal müze sitesine yeni konulan yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi her zaman yenileniyor ve yeni yerler ekleniyor. Evet, yavaştan girelim. Geç dönem avlusu burası mı? Ha, tamam. Geç dönem avlusuna geçelim. Buranın çekimleri çok iyi yapılmış mesela. Şöyle bakalım, biraz da yakınlaştırıp. Aynen, güzel. Şöyle devam edelim biz. Acaba sura çıkma izni veriyorlar mı? Şu an merak ettiğim kısımlardan bir tanesi o. İç kale diyor. İç kaleye gitmeden bir sur. Şurada sur var mı? Bakayım dedim de bir yandan. Sura çıkmayı deneyeceğim. Ondan sonra iç kale yaparız arkadaşlar. Yok, sura çıkma izin vermiyorlar. İç kale eriyoruz. Vay 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 vay. Bu arada çok güzel bakım yapılmış yani. Evet, videomuzu izliyoruz. Yine bir drone çekimi yukarıdan. Evet, şöyle devam edebiliriz. Şuradan devam edelim. Buradan direkt atladı ya. Şuraya bakmıyor musun? Baksanıza, çok güzel bir yer değil mi ya? Şurada yürümesi çok zevkli olmaz mı? Aha, sonra çıkacağız. Yok, hiçbir türlü şey yapmıyorlar. Zaten normalde çıkarmıyorlar galiba. Evet. İç kale dedik. Avlu girişine girelim. Wow. Daha bu girişinde bir video bizimle karşılaşıyor. Hemen videomuzu izleyelim. Odumuz diğer... Ooo, şurası da mı sura çıkıyor? Vay be. Buradan çıkartıyorlar mı onu da bilmiyorum. Abi şu sura çıkartmaları lazım ya. Yani tamam, gerçekten tehlikeli falan da buradan çıkartın be abi. Bakalım, deneyeceğiz. Aha, çıkıyor mu lan yoksa? Aha, çıkarttı. Vallaha billaha sura çıktık. O normalde de çıkartıyor olabilirler şimdi, büyük şey büyük sular. Vay vay vay. Süper oldu ya. Şöyle Türk bayrağını daha yakına çıkayım hatta. Bu çok yakın oldu. Şöyle yapacağız bir yere. Evet, haydi bakalım. Evet, şimdi manzaranın keyfini çıkartalım. Birazcık yukarılara doğru çıkalım bakalım. Ne kadar gidebiliyoruz bilmiyorum da. Yukarı çıkıyor. Devam. Evet, güzel bir şey tarafı. Yani şöyle bir manzaramızı gösterelim. Şimdi kaleyle birlikte. Hatta şöyle alalım. Tamam. Biz şimdi avlu girişine mi gelmiştik? Birinci avlu diyelim. Birinci avluya şuradan gideceğiz herhalde. Bu ne? İç kule diyor. Ana, bu ne lan? Ha, buradan da şey veriyorlar, her türlü zaten çıkmamızı galiba normal hayatta da çıkabiliyorsunuz yani. Aynen, çünkü korunmalıklar falan da yapmışlar. Aynen, çıkmadınız. Mesela bazı kalelerde şey yok, hani bunları yapmadıkları için hepten yasak. Ama burada gerekli önlemleri aldıkları için büyük ihtimalle çıkış yasak değildir.
Ve çok güzel düzenlemişler ya, gerçekten güzel olmuş yani. Yani çok güzel şeylerim. Biz ne demiştik abi? Birinci aldım demiştik. Birinci aldıktan sonra nasıl üçüncü aldıydı? Neyse üçüncü aldıydı. Aynı yer la bura. Üçüncü avlu iç kule diyelim bakalım bir. Zemin kat diyor. Aynı yer. Burada iç kule. Tamam, başka bir şey var mı? İkinci avluya gidelim bir. Bunlar bir böyle farklı yerler de aynı mimaride olduğu için. Yani otomatikman burada neymiş bir girelim içine. Giriliyor mu anlamadım ki. Vay, güzel yapmışlar. Böyle aradaki odaları da şey yapmışlar işte yani. Sinav izliyor mu diyorlar, sinav izliyor mu öyle bir şey yapmışlar yani, millet izliyor, bilgileniyor, güzel. İkinci avlu dedik. Piri reis yeri varmış özel. Gidelim. Burası da anlatımda. Ben anlatımı olan müzeleri gerçekten övüyorum. Kulaklık falan sistemi de yapmışlar. Yani kulaklık takıp öyle şey yapabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Çünkü bizim halk genelde gerçekten okumadığı için, bizim halk genelde izleyici bir halk olduğu için o yüzden müzelerdeki bu nasıl diyeyim size, bu sinemasyon neydi bunun ismi unuttum da işte, yani sinema diyelim biz kısacası, sinemaların çok olması böyle daha bilgilendirici oluyor benim görüşümce. Çünkü biz genel olarak halk olarak okumayı sevmeyen bir insanız, tam tersine video izlemeyi seven bir insanız, insanlarız. O yüzden bence bu daha değerli yani. En azından birisi içeri girip çıktığında bir şeyler kapar, öyle çıkar. Benim görüşüm tabii. Şuraya bir yakınlaşalım. Özel Piri Reis yer yapmışlar. Hemen bilgilendirmemiz de var. Bunu zaten bir videoda göstermişlerdi. Şöyle okumak isteyen arkadaşlar için birazcık tutalım. Videoyu burada durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şuraya doğru bir yakınlaşalım. Bu da galiba Piri Reis'in ta o zamanlarda çizdiği, yani o teknoloji, yani şu an hala anlaşılamıyor ya Piri Reis'in şeyi, bu haritayı nasıl çizdiğini falan. O harita olma ihtimali yüksek. Evet, Piri Reis'e baktıktan sonra zemin kat bölümümüz var, hemen gidelim. Zemin kat burası, haydi bakalım başlayalım. Biraz kastırdı. Burada kalenin mimarisini gösteriyor galiba. Muhteşem Süleyman'ın kulesi. Evliya Çelebi seyahatler. Mesela bu Evliya Çelebi de bundan bahsetmiş. Bu kaleden yani. Öyle normal bir kale değil yani. Şöyle kale diye bulmamış yani, kale hali. Bu zemin kat dedik. Zemin kattan sonra birinci kat savunmaya gidelim. Ya bak, bu müzede de gerçekten şeyi çok beğendim. Yani böyle ikide bir hani gösterimlerin olması, sinematik gösterimlerin olması çok hoşuma gitti açıkçası. Yalan söyleyemeyeceğim. Ya da güzel yapmışlar lan. Aha, çok güzel yapmışlar. Şu ortası falan da çok güzel, bir delik falan. Aa bak, burada bir bilgilendirme var. Şöyle mi yapacağız? Efendim, bu ortaya ağ falan yapmışlar böyle, hani daha zevkli yani gezmesi. İkinci kat yeme içme gelenekleri. Böyle yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz herhalde. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten güzel. Ticaret mi diyor? Buradan gidelim ticarete. Artık zeminde mi aşağı doğru gidiyoruz yoksa yukarıdan mı yukarı doğru gidiyoruz, onu pek anlayamadım da. Hani zemindeki katlardan mı gidiyoruz yoksa normal kat mı, onu pek anlamadım. Ama sorun yok. Her türlü geziyoruz. Bizim arkadaşlar hava burada çok bunaltıcı gerçekten, acayip. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl. Burada gerçekten berbat yani hava. Ya bazı günler nefes bile alamıyorum yani.
Bunu da her kata mı koymuşlar? Ne yapmışlar anlamadım ki. Ben şu modellemeyi görmek istiyorum ya. Getir şunu şöyle. Evet, yürü. Şu neymiş? Ahşap. Hatırlar mı? Şu modellemeyi görelim abi. Ticaret görüntüsü yapmışlar. İbadete gidelim. Şöyle modellemeyi görelim. Aa, videomuz da var. Güzel. Bakın şey var, kulaklıklı dinleme var. Yani size müze girişinde veriyorlar. Siz buraya gelip 13 numarayı bastığınızda size burayı anlatıyor. Bu da müzelerde çok takdir ettiğim bir şey. Çoğu müzede de yok aslında. Olsa bile kullanımda değil. İşte bozuldu diyorlar falan. Hani bilmiyorum burada bozulmuş da şu an restorası daha yeni olan yerlerden birisi olduğu için bu herhalde öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Videomuzu izleyelim. Şöyle basalım şuna. Evet, videoda gösterdiği yerler. 5. kat arkeolojik. Arkeolojik şeylere de yer vermişler küçük bir bölümde. Evet, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu kattı bu kadardı. Bakayım ileride. Tamam. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ise kendiniz olduğunuz anı yaşadınız ve en önemlisi de gülümsediniz. Ben de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.